Merhaba, Organik Annem YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün bir kasa dolusu çilek, bir kasa dolusu mutluluk aldım. Benim için çilek mutluluktur. Şimdi bu çileklerle ne yapacağım? Çilek derin dondurucuda nasıl saklanır bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Mevsiminde aldığımız çilekleri çok güzeller. Gerçekten şu an yayla çileği bunlar. Güzel, küçük küçük de. Lezzetliler de. Bunu şimdiden saklayıp derin dondurucuda istediğimiz zaman kullanmak üzere kaldıracağız. Geçelim yapımına. Şimdi çileğimizi aldık. Daha sonra yıkanmak üzere istediğiniz ölçüde şöyle güzellerini alalım. Dondurucuda çakıp küçüklerini çilek reçeli yapmak için kullanacağım ben. Çilek reçeli de yapacağım. Bununla dondurma da çok güzel olur. Çok lezzetli olur. Dondurmalar da yapacağım tabii ki. Ben bunları biraz dolduracağım. Dondurucuda saklamak için diri olanları tercih edin. Yani ezik olanları daha çok reçellerde ya da marmelatlarda kullanabilirsiniz. Diri olanları tercih ederseniz daha güzel olacaktır. Şimdi ben bunu güzelce suyun altında şöyle güzelce bir süzekli zaten güzelce bir yıkayacağım bunu. Evet, güzelce yıkadım. Suyu alttan süzülürken, bu arada suyunun alttan süzülmesi gerekiyor. Suyu alttan süzülürken şöyle biz de bunları böyle bir küçük hamlelerle koparacağız. Çok zarar vermezseniz daha güzel olur. Bunları kopardıktan sonra şöyle. Bunları yine süzeceğim tabii ki. İsterseniz biraz süzülmesini de bekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Biraz bekleyin 5-10 dakika kadar güzelce bir süzülsün. Ondan sonra bu yeşilliklerini koparabilirsiniz. Benim buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok desteklerinize ihtiyacım var çünkü. Bunları bu şekilde ayıklayacağım ben. Devam edeceğim. Böyle güzelce ayıkladık. Bunları yayla çileği olursa daha lezzetli, daha güzel olur. Bu yayla çileği dediklerimiz biraz daha küçük. Yani küçük küçük olanlardır. İri değil de küçük olanlardır. İsterseniz kurulama beziyle hafiften kurulayabilirsiniz. Çok vaktiniz yoktu ama şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Sakın peçeteyle ya da havlu kağıtla kurulamayın. Çünkü havlu kağıttaki içerisindeki yapım aşamasında beyazlatılması için beyazlatma maddesi koyuluyor. O da sağlık için açısından önerilmiyor. O sebeple havlu kağıtla kurulamayın diyorum. Sadece ya zamanınız varsa böyle yapın. Biraz süzülsün. Zaten kendince suyunu salacaktır. Ya da kurulama bezinizde kurulayabilirsiniz. Zamanınız varsa bu şekilde bir 5-10 dakikada böyle bekleyecek. Artık çileğimiz hazır. Buzdolapları poşetlerine şöyle güzelce bir dolduracağız. İstediğiniz ölçüde bunları kaldırdığımız zaman nem yapacağız. İstediğimiz an her an çilekli dondurma yapabiliriz. Çok lezzetli oluyor. Çok da pratik ve kolay oluyor. Yani çünkü her an belki elimizde çilek bulamayabiliriz. O sebeple pratik bir dondurma yapabiliriz. Tariflerim olacak. Mutlaka kaçırmayın. Bunları istediğiniz ölçüde dolduracağız. Bunlara çilekli meyve suları tarzında içecekler yapabilirsiniz çocuklarınız için. Hatta yetişkinler bile çok sevecektir. Sağlık açısından da zaten biliyorsunuz çok çok faydalı. Güzellik veriyor bizim özellikle bayanlara. O sebeple tüketmenizi tavsiye ederim. Şöyle bu kadar yeterli. Bir tane daha poşete ben bunu dolduracağım. Böyle şu şekilde bunu da aynı ölçüde yapalım. Çünkü dolabınızda da hem yer kaplamaz, daha kolay olur. Üst üste gelir. Şöyle bir şekil verirsiniz. Aynen böyle. Bu şekilde dolaba kaldıracağız. Hop. Bu şekilde. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.